Bugün ilk konumuz Atil Çullu olacak. Demişti ki 15 yıllık bir evlilik, kabus gibi bir evlilikten sonra kuzumu buldum. Kuzum bir adamla beraberdi, iki de çocuğu vardı. Onu bıraktı, geldi, evlendik ama oraya gitmeyi, orada kalmayı sürdürdü ve bugünlere geldik. Ben kuzumu geri istiyorum diye gelmişti. İlk konumuz Atil Çullu olsun, Fethiye'den geliyor efendim. Kuzusu kaçtı, stüdyoya geldi. Ağaç dalından, gül dikeninden vazgeçse ben senden vazgeçmem kuzum. Kaçak kuzu, çocuklarının babası Mehmet'in yanında mı? Bu adam benim hayatımı mahvetti. Kuzusunu kaçırmakla suçladığı Mehmet ilk kez canlı yayında. Geçen gün ben vardım. Evinin kapısında gördüm. Ben izliyorum. Ben bırakmadım. Bırakmayacağım da. Hem aldatıldı hem dolandırıldı. Kuzusunu geri istiyor. Dedi ki kuzu ben senet benim şu anda dedi. Atil Bey kuzusuna kavuşabilecek mi? Şimdi. Atil Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay dün, gelsin. Seninle ilgili bölümün canım çok teşekkür ederim. Seninle ilgili bölümün sonlarına doğru bizi şoke eden bir haber duyduk. O da şuydu. Sen dedin ki başta ben 15 yıl kabus gibi bir evlilik yaşadım. Sonra da karımdan boşandım. Ve boşandıktan sonra da ben bir daha hiç karımı görmedim. Ama o çocuklarının babasını bıraktı. Ama o evden çıkmaz oldu. Çocukların bahanesiyle gitti kaldı. Şunu yaptı bunu yaptı. Sonra öğreniyoruz ki meğerse sen boşandığın karını... Ya karın getirdi ya da kendi geldi ya da sen çağırdın. Önemli değil. 2022'nin Mayıs ayından beri sizinle yaşıyormuş. Evet efendim. Bunu biz öğreniyoruz. Ve sen öncesinde, hemen öncesinde diyorsun ki ben karımı ayrıldığımdan beri görmedim. O da benim gibi yapsın diyorsun yani. Benim gibi olsun diyorsun. Getirelim hemen ses kesme hazırsa ekrana. Bakın ne diyor? Arkasından bir bağlantı. Bir senedir neredeyse karısı onun yanında yaşıyor. Evet. Sen gidip eski eşinin evinde kalıyor muydun? Hayır hiç görüşmedim ki ben ayrıldım görüşmüyordum zaten. Duyduğum kadarıyla ilk eşi 3 çocuğunun annesini tekrar adam evine getiriyor. Bu adam evine. Yok canım ayrıldığımdan beri görüşmüyorum diyor. Hayır evinde şu anda. Çocuklara bakmak için karın mı geldi eski karın? Evet yanında şu anda. Anlatabilir miyim Serap Hanım? Ben boşandım. Kuzuyla evlenmeden önce boşandım, eşim gitti. Kardeşlerin yanına bıraktım, annesi vardı. Rahatsız annesi vardı, annesine baktı. Sen bana şu anda ne olur sorularıma cevap ver. Çok detay anlatıyorsun. Tamam. Şu anda senin eski karın çocuklarına... Şöyle onu anlatacağım Serap Hanım ama... Ama gel o soruya cevap ver. Tamam, gelin. Evde mi değil mi? Geçen sene bak, geçen sene yazın Mayıs'ta benim kuzu dedi ki bir gün telefon çaldı. Benim kuzu bir telefonla konuşuyor. Dedim sen kiminle konuşuyorsun dedim. Çocukların annesiyle konuşuyorum dedi. Neye konuşuyorsun dedim. Çünkü ben ayrılalı beni hiç görmedim. Çocukların bile ben dayısının yanına gidip orada annelerini görebiliyorlardı. Evet. Sonra kuzu telefonla konuşuyor. Dedim ki sen kiminle konuşuyorsun dedim. Çocukların annesiyle konuşuyorsun dedi. Neye konuşuyorsun dedim. O bizim dedim benim düşmanım sonuçta. Yok dedi ben görüşeceğim falan dedi. Birkaç gün böyle görüşme devam etti. Bir gün dedi ki bana senden bir şey isteyeceğim dedi. Çocukların annesini dedi ben buraya getireceğim dedi. Hayır dedim. O zaman sen getireceksin. Sen ikiniz evde kalın. Ben giderim dedim. Ben evde çıkar giderim dedim. Çünkü ben dedim. Benim düşmanım benim evime gelemez dedim. Çünkü hiç getirmedim daha bu ayrılalı beri. Evet ben çıkar giderim evden dedin ama gitmedin. Mayıs itibariyle de eski karın, yeni karın evde olduğu sürece çocukların o evde yaşamaya devam ettiniz. İlk sorduğumda ne diyor? Hiç ben bir daha görmedim diyorsun. Bunların ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır artık? Serap Hanım görmeyeceğim diye görmedim diye bir şey yok. O getirdikten sonra ben o gördüm ama şu anda bizim gene bir bağlantımız. Kesinlikle olmadı da olmaz da. O cevaptan ama o sadece anlaşılmıyor. O kabul ettik o getirdi. O cevaptan o anlaşılmıyor. Orada şunu demek istiyorsun. Ben karımla boşadım yollarımı ayırdım. Evet. Bir daha da kendisini görmedim. Bence karım da öyle yapmalı. Yani kuzun.
Kuzun da öyle yani yapmalıydı demek istiyorsun. Ama senin karın senin evinde yaşıyor, eski karın. Şimdi bir de izleyelim bak ne demiş, onu da bir görelim. Eski işim kabusum, yeni işim kuzum oldu dedi. Atil'in kuzusuna aşkı herkesi şok etti. Kabus dediği eski eşi ilk kez konuştu. Kuzusunu arayan Atil hakkında inanılmaz açıklamalar yaptı. Atil Bey'in ikinci eşiymişsiniz galiba, doğru mu? Evet, iyi bir evliliğimiz vardı normal. Bazı sorunlardan ayrıldık. Kendi aramızda sorunlarımız vardı. O istemedi, ben de ayrıldım. Eski eşinizden sürekli şiddet görüyor musunuz? Hayır, öyle bir tartışmamız olurdu. Biraz sinirsel arada oluyordu bazen. Ev işleri ve hayvancılık yüzünden beni döverdi. Size vurmasındaki sebep neydi? Hayvancılık vardı. Ev işinden veya hayvancılıktan olurdu. Hayır, hayvancılık geç kalsa öyle bir şeylerden olurdu. Biraz titiz birisiydi. Burada hayvanlara mı bakıyorsunuz? Evet, hayvanlarla ilgilenirim ben. 3 tane de çocuğunuz var. 3 çocuğunuz kiminle birlikte kaldı? Babasında kaldı. Neden almadınız çocuklarınızı? O kendisi, vekalet kendisine yapmış. Ben de imkansız olduğum için alamadım. Yaşlı annem vardı, ona baktım 3 yıl boyu. Onu da öldü şimdi. Aile yok, ben de kalacak yerim yok, sığınacak bir yerim olmadığı için döndüm çocuklarımın başına. Çocuklarımla yaşıyorum. Benim sığınacak bir yerim yok. Bu yüzden buradayım, çocuklarımın başında. Akil, kuzusu Arsev ve ben birlikte yaşıyorduk. Bu evde Atil Bey ve Arsev Hanım birlikte yaşıyordu. Onların odası ayrı, benim odam ayrı. Aynı evde kalıyoruz, herkesin görevi ayrı. Onlarla ilgilenmiyorum ben. Evliliklerine falan karışmıyorum. Ama aynı evin içerisinde şu anki eşi, siz, çocuklarınız ve Atil Bey. Hepiniz birlikte yaşıyorsunuz. Evet. Sizi kim bu eve çağırdı? Arsev Hanım çağırdı. Mayıs'ın 15'inde. Çocukların başına gel dedi. Ben uğraşamam çocuklarınla dedi. Hayvancılıktan zaten anlamıyorum buranın hayatından dedi. Çocukların başına gelebilirsin dedi. Normal bir şekilde geldim. Peki evde herhangi bir tartışmalarına ya da mutlu anlarına şahitlik etmişsinizdir mutlaka? Aynı evi paylaşıyor. Hiçbir tartışma falan hiçbir şey olmadı. Arsev Hanım biliyordu her şeyi. Onlar alıyordu benim ihtiyacımı da. Onlar karışmadım ben yani. Evde Arsev'in sözü geçerdi. Evde kimin sözü geçiyordu? Arsev Hanım'ın sözü geçiyordu. Ne yapıyordu mesela? Dedikleri oluyordu. Ya pazara gitseler onu alışveriş yaparlardı. Evde olsa da aynı ne derse onlar olurdu. Beraber giderler, beraber gezerlerdi. Onlara hiçbir karışan yoktu burada. Atil, Arsev'e hizmet ederdi. Güzel davranıyor muydu Atil Bey eşine? Davranıyordu, hizmet ediyordu. Yemek yapıyor mu? Yapıyordu. Arsev Hanım ne yapıyordu? Arsev Hanım belli olmuyordu. Geç saatlerde de kalkıyordu bazen, geç saatlerde de. Atil Bey de hizmet ediyordu ona. Yemekte, her şeyde, her konuda. Bu evden giderken Arsev Hanım nasıl gitti? Bilmiyorum, ben hayvanlardaydım. Ben hiçbir şeylerini duymadım, iyilerdi, mutlulardı. Geldiğinde ne söyledi Atil Bey? Hiç sormadım mı Arsev Hanım nerede, eşin nerede? Mutlaka söylemiştir, tüm köylü bir... Bir şey söylemedi bana. Eski eşi aramış dedi, sadece onu duydum. Sadece jandarma geldi aldı gitti dediler. Eski eşini aramıştılar, onu duydum. Başka bir şey duymadım. Şimdi tabii evde 3 tane çocuk vardı. Atil Bey'le eşi Nurgül Hanım'ın evliliğinden olan. Tabii Arsev de o eve geldi. Hayvanlar bakılacak, çocuklar bakılacak. Ben bakamam dedi. Siz bildiğiniz tamam, ondan çıkmış olabilir fikir. Ama kadının gidecek yeri de yokmuş. Atil Bey, siz Nurgül'ü resmen hizmetçi olarak geri getirmişsiniz. Hayır, öyle şöyle Serap Hanım. Hayvanlara o bakıyor, çocuklara o bakıyor. Hizmetçi olarak Serap Hanım şöyle söyleyeyim. Ben kesinlikle bu tür konuları kabul etmiyorum. Neden biliyor musunuz? Ben kimseyi hizmetçi olarak görmedim. Hatta benim kuzu geldi. Biz mesela kendi aşağı yukarı bir 25-30 diyorum bizim orada arazimiz var. Ben kendim zepte yetiştiriyorum. Çiftçilikle de uğraşıyorum, demirçilikle de uğraşıyorum. Bir sefer kalk da şuradan bir tane çapa vur yahut da bir tane kabak kopar dememişimdir. Çünkü zepsecilik de yapıyoruz biz. Çünkü ticari olarak ben zepsecilik yetiştiriyorum yazın. Bir tane kalk da şunu yap dememişimdir. Sadece dedim ki kuzu sen pencereden beni tanı. Orada beni gör, gerisine karışma dedim. Yani sadece onu yapıyordu zaten. Yani bir tarlaya git çalış ya da şunu yap demedim. Ben ne Nurgül'e dedim ne ona dedim. Çünkü ben ihtiyacım olduğu zaman bizim orada günlük yiyemiyor ameliler var. Gidiyorum 250-300 lira neyse günlük yiyemiyor usulü veriyorum. Sabah getiriyorum, akşama götürüyorum. Ben ameliye yaptırırım işim devamlı yani. Ama şu anda Nurgül hayvanlara da bakıyor. Bağ bahçe işine de giriyor, doğru yok, mu? Yok girmiyor.
Çocukların... Önce de girmedi, şu anda da girmiyor. Sadece şu anda çocukların yanında duruyor. Başka bir çocukların yemeğini yok. Hazırlıyor, evi temizliyor. Yok, pek evle ilgisi... Ben hayvanlarlaydım dedi ama eski hayır, eşimiz. Hayır, tamam hocam ama şu anda zaten benim evin işini küçük kızım var. Ben kendim yetiştirdim. 14 yaşında kızım var. Hatta benim kuzunun da devamlı ekmeğini yemen o yardım ben ediyordu. Ben çok üzüldüm gerçekten. Yani şimdi bu Atil Bey eşine, yeni eşine kuzum diye davranıyor. Eski eşi buna şahit oluyor. Bunlar gülüyorlar, eğleniyorlar. Hanımefendi, gezmelere gidiyorlar. Şuraya gidiyorlar. Şuracığım. Pazar alışverişlerini birlikte yapıyorlar. Eski eş orada kendi odasında gidip hayvanlara bakıyor. Ya bunu nasıl çocuklarına nesine şuracığım. Reva gördün ya? Keşke bir ev tutsaydın nasıl kadına. Nasıl reva görürsün bunu? Aslında ben şunu yaptım. Çocuklarının annesine sen nasıl reva görürsün? O hocam o ben o konu benlik yok. Değil. Neden biliyor bunun musun? Bunun başka bir yolunu bulabilirdin. Eski eşini, yeni eşinle birlikte yaşadığın eve nasıl getirirsin ya? Hayır. Sen erkek adamsan gidersin başka bir çözüm bulursun. Yani o insanın... Dedim ki başka ev tutayım dedim. Ben eşim kabul etmedi. Hayır dedi. O da bizle yaşayacak tutayım dedi. Tutayım demeyeceksin. Tutacaksın ya kardeşim. Sen, kabul etmedi hocam. Arsev'in her söylediğine ve yaptığına onay veriyor musun ki yok eski eşim bizimle kalacak dedi diye dersin ki uygun değil. Hiçbir açıdan tabii. Uygun değil. Başta kabul etmedim zaten. Baştası sondasını bilmem. Mayıs'ın 15'inden beri kadın sizin evde yaşıyor. Kadına gidersin bir ev tutarsın. Çocukları da oraya gider gelir. Böyle bir şey ne ahlaken hiçbir şeye sığmaz yani. Siz zannediyorsunuz ki eğer cahilse, okuması yazması yoksa, işte bağ bahçe hayvandan başka da dünyası yoksa bu insanların duyguları da yok zannediyorsunuz. Bu insanlar hayır, incinmez, öyle bu insanlar kesinlikle. Acımaz içi zannediyorsunuz. Öyle değil. Öyle değil. Her insan içinde acı, efendim keder, üzüntüyü duyar ve yaşar. Mutlaka vardır tabii ki doğru. Zaten yani Serap Hanım şöyle bir şey. Biz zaten haftanın 3 günü kocasını... Fethiye'de kalıyorduk zaten. Bizim Fethiye'de kendi evimiz var. Ben bir de kadın mecbur kalmış. Bak 3 yıl annesine evet. Bakmış. Annesi de rahmetli olunca gidecek yeri de olmayınca hadi gel burada kal ya. O zaman sen de... Arsev'e ben Fethiye'de ev yaptım. Dedi ki ev istedi benden. Dedi ki Fethiye'den ev tutalım dedi. Çocuklarımı göreceğim dedi. Ben de tamam dedim. Kiralık ev aradım. Kiralık ev tutacağımı dedim. Kendi evimizi yapalım. Ben Fethiye'de Esenköy'de evim hep var. Arsev'e yapıyorsun yatırımları ama. Gittim. Hep ona zaman, yatırım yapıyorsun. O zaman bu Nurgül yoktu ama o zaman. Nurgül yoktu. Ben Arsev'e tam 10 gün içinde sıfır eve başladım. 10 gün içinde bitirip içine kattım. Yani o istedi diye 10 günde ev yaptım içine kattım ben. Tamam. Ben, Nurgül'e güzel neydi? Arsev'e güzel şeyler yapıyorsun ben yapmıyorsun demiyorum. Ama bu kadının da bir duygusu olduğunu... unutuyorsunuz yani.